Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. En son videoda da bahsettiğimiz üzere arkadaşlar, bu videomuzda tüye girmiş kuşlarımıza neler yapabiliriz? Onları en kısa sürede tüyden çıkarma adına bunları tariflemeye çalışacağım. Aynı zamanda arkadaşlar bir buğday çimlendirmesi yapacağız. Buğday çimlendirmesi tarifi vermek istiyorum. Kuşlarımıza bu da tabii aynı zamanda tüyüne çok faydalı olan bir şey. Aynı zamanda protein değeri çok yüksek olduğu için besleyici bir gıda arkadaşlar. Tabii ben her zaman sürekli videolarımda bahsediyorum. Kuşlarınızı sadece darıyla beslemeyin arkadaşlar. Bu tarz değişik şeyler de yapmayı deneyin. Bunlar hem maliyeti düşük şeyler, anlatacağım şeyler. Hem de arkadaşlar kuşlarınıza maksimum derecede besleyici özelliği olan gıdalar. Şimdi arkadaşlar ufak ufak başlayalım. Ben sabahtan itibaren bazı hazırlıklar yaptım. Bugün kuşlarımıza ne vereceğiz? Nasıl bir mama hazırlayacağız? Suluklarına ne koyacağız arkadaşlar? Bunları ufak ufak bahsetmek istiyorum. Öncelikle 4 tane biliyorsunuz benim 4 tane takımım var. 4 tane suluğum bu şekilde. 4 tane mamalığım var. Şimdi arkadaşlar öncelikle sulukları en kısa yoldan hazırlayalım. Ben bahsettiğim üzere arkadaşlar bebeklerde de kullanılan polivit multivitamini kullanıyorum. Bu da bayağı azaldı. Eczaneden alabilirsiniz arkadaşlar. Ben en son 7 liraya almıştım. Gayet de uygun makul fiyatı var. Ketçaplardaki o damlalıklı multivitaminlerden kat be kat iyidir. Ben böyle bir damlalığa bölüyorum her seferinde. Yarım suluk veriyorum arkadaşlar. 100 mililitrelik suluğu ben yarım dolduruyorum. Ve 5'er damla arkadaşlar. Yarım sula 5 damla damlatıyoruz. Evet. 5'er damla damlattık arkadaşlar. Şimdi bunları yarısını gelecek şekilde dolduracağız. Göz kararı bu şekilde. Evet, suyumuz yetmedi. Evet. Bunlar bu şekilde hazırlayıp arkadaşlar. Kapaklarını kapatalım, kenara koyalım. Bunların da arkadaşlar bir püf noktası. Bende sulukların sıralaması bellidir. Başka bir takımın suluğunu başka bir takımda kullanmam. Eğer ki böyle yaparsanız sürekli suluklarınızı yapmazsanız daha doğrusu suluklarınızı sürekli dezenfekte etmek zorunda kalırsınız. Şu şekilde bırakalım. Arkadaşlar diğer tarafta mamamızı da hazırlayalım. Ben en son size tüydeki kuşların yani tüye girmiş kuşlara nasıl neler yapmamız gerektiğini en son videomuzun sonunda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi böyle bir kızıştırıcı mama ben hazır almıştım toptancıdan. İçerisinde yani kutlu bir mama arkadaşlar burada. Un kurdu da var içinde. Şimdi ben iki mamayı karıştıracağım için arkadaşlar. İki kaşık bundan. İki kaşık bu mamadan katıyorum. Şöyle bırakalım. İki kaşık da arkadaşlar Power Max mamasından katıyorum. Bunun içerisinde ekstradan kızıştırıcı vitamin takviyeleri var. Mesela Power Max'in E vitamini var arkadaşlar içerisinde. Hobi'nin E vitamini var. Aynı zamanda Hobi'nin yine multivitamini var. İki kaşık da bundan katıyorum. Bu bir karışım ama ağırlık olarak Power Max'in normal maması arkadaşlar. Power Max'in iki tane maması var. Birisi Plus, diğeri normal. Ben normal mamasını katıyorum. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun içerisinde yarım havuç var arkadaşlar. Sulandırma adına mamamızı hani nemlendirme adına ben 4 kafes için yarım havuç kullandım. Arkadaşlar böyle fazla havuç rendelemenize gerek yok. Yani kuşların zaten yiyeceği miktar günlük bellidir. Ben 4 kafese yarım havuç rendeliyorum. Yani orta boy bir havucun yarısı. Bu kızıştırıcı olduğu için arkadaşlar şu an bizim yavrumuz, yumurtamız vesairemiz olmadığı için bu bir kızıştırıcı mama. Tabi yavru yumurta olduğu zaman bu mama hazırlanmaz. Havuç yerine siz yani normal yarım haşlanmış yumurtayla da mesela mamanızı nemlendirebilirsiniz.
Evet. Bu mamamız da arkadaşlar hazır. Bunu da şu şekilde bırakalım. Daha sonra şimdi yavaş yavaş isterseniz buğday çimlendirmemize geçelim arkadaşlar. Bu buğday arkadaşlar 1 avuç 4 kafes için 1 avuç ham işlenmemiş buğday arkadaşlar. Bu marketlere satılan buğdayları kullanırsanız onlar çimlenmez. Onlar yemeklik işlenmiş buğday. Bu ham buğday arkadaşlar, işlenmemiş. Sadece kabuğundan ayrılmış. Yani ürün tarladan çıkartıldığı gibi, hasat edildiği gibi arkadaşlar, hiç dokunulmamış. Tabii biz bunu çimlendirip daha sonra kuşlarımıza vereceğimiz için arkadaşlar, ne olur ne olmaz diye ben elma sirkesiyle önce bir dezenfekte ediyorum. Şu içerisine biraz elma sirkesi damlatıp arkadaşlar öncelikle bir yıkayacağız buğdayımızı. Evet. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yıkayacağız. Birkaç kere yıkayacağımız için arkadaşlar önce şöyle sirkeli suda bir tur yıkıyorum. Şimdi bunun suyunu şimdi süzeceğiz arkadaşlar şurada. Bir kere de arkadaşlar ben şimdi içine saf su doldurdum. İçinde sirke yok şu an. Evet. Şu şekilde bir tür de saf suda yıkıyorsunuz. Bazılarınızın aldığı buğdayın içerisinde böyle çöp vesaire vardır. Onları ayıklayabilirsiniz. Evet. Bu kadar yeterli. Daha sonra ben içine şöyle buğdaylarımızı üstüne geçecek kadar biraz su doldurdum. Şimdi bunun içerisinde yine arkadaşlar böyle birkaç damla, çok az sirke damlatıyorum. Yıkadıktan sonra üzerine geçecek kadar su dolduruyoruz. İçerisine birkaç damla daha sirke damlatıp arkadaşlar bunu dolabımızın karanlık köşesinde, yani daha doğrusu güneş görmeyen bir alanda arkadaşlar bunu 24 saat bekleteceğiz. Ben bir sonraki videomda neticesini, sonucunu gösterme adına size göstereceğim arkadaşlar. Bunu bu şekilde üstünü herhangi bir peçeteyle kapatmadan öncelikle buğdayımız, yani suyu çeksin diye 24 saat kadar bunu karanlık bir bölümde, yani bir odada, dolapta vesairede bekleteceğiz arkadaşlar. Şimdi ben onu olması gereken yere alayım. Buğday çimlendirmemize başladık arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? 24 saat bekledikten sonra arkadaşlar ön bir tarif yapayım size. Daha sonra suyunu süzeceğiz, içindeki suyunu. Daha sonra üzerine peçete kapatıp peçetenin üzerini nemlendireceğiz arkadaşlar, ıslatacağız. Ve bunu da o ıslatma işlemini her gün nemlendireceğiz. Yani kurudukça peçete üzerini nemlendireceğiz. Arada sırada peçeteyi kaldırıp yani göreceğiz ki buğdayımıza böyle filizler patlamış olacak yavaş yavaş, gün be gün. Ben size seviyesini de göstereceğim. Yani iyice yemyeşil yeşertmeyeceğiz buğdaylarımızı. Hafif böyle beyaz filizler çıkınca arkadaşlar alacağız ve kuşlarımıza servis yapacağız. Kuşlar da yani tabiri caizse bayıla bayıla yiyecekler arkadaşlar. Onu da ben size garantisini verebilirim. Şimdi arkadaşlar isterseniz kuşlar tüye niye girer ve tüydeki kuşlara neler yapılır? İsterseniz onu bir anlatalım. Arkadaşlar kuşlar tüye sıcakta soğuk farkından dolayı girer, stresten dolayı girer veya normal tüy değişim dönemi olduğu için tüye girer arkadaşlar. Sıcak soğuk farkından kastım nedir? Mesela gündüz 30 derece, gece 10 derece mesela. Arada 20 derece sıcaklık farkı olduğu için kuşlar bu sıcak soğuk hem yani sıcaktan etkilenirler, soğuktan da aynı zamanda etkilenir. Arada sıcaklık farkı olduğu için arkadaşlar kuşlar yüksek ihtimalle
istisnalar hariç tüye girerler arkadaşlar. Tüy değişimine girerler. Onda kapsül kapsül görürsünüz zaten. Yani kafasının üstünde, işte ne bileyim kanatlarında vesaire de, vücudun diğer yerlerinde. Ve tüyler fazla dökülür arkadaşlar. Etrafa fazla yayılır. Bu tüy değişim dönemine girmiş demektir. Stresten tüye girerler arkadaşlar. Yer değişimine bağlı olarak dışarıdan bir kuş getirdiniz mesela. Yerini yadırgayabilir arkadaşlar. Veya ne bileyim alışma sürecine kadar, yani alışana kadar ortama tüye girebilir arkadaşlar stresten kaynaklı. Bir de arkadaşlar normal işte yavrumuz 4 aylıkken, 8 aylıkken ve 12 aylıkken, yani kuşumuz tüy değişim dönemine girerler arkadaşlar. Bunlar da, bu zaten normal bir süreçtir. Kuşlarımız tüylerini yenilerler. Daha parlak, daha canlı tüyler çıkar yerine. Peki bu dönemde neler yapılabilir? Tabii hatırladığım kadarıyla, yani hatırladığım itibarla bu kadar. Yani 3 sebepten dolayı kuşlar tüye girer. Bunun haricinde peki ne yapılabilir kuşlar tüy döneminde? Arkadaşlar kuşların tüy döneminde çok iyi beslenmeleri gerekir. Ağırlıklı olarak B vitamini, şu şekilde kalamar kebiği veya mineral blok ve yumurta maması arkadaşlar. Bol proteinle beslerseniz kuşlarınızı tüyden daha çabuk çıkarlar. Tabii B vitamini kullanım talimatı da önemli arkadaşlar. Haftanın 7 günü verebileceğiniz B vitamini vardır. Haftada bir gün vermeniz gereken B vitamini vardır. Onu da alacağınız B vitamini markasına göre değişir. Yani en güzeli haftada 2-3 gün B vitamini vermek, buğday şekillendirmesi vermek, 2-3 günde bir iyidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle, buğday şekillendirmesi sadece dediğimiz gibi protein ağırlıklı besleyelim kuşlarımızı. Kalamarını eksik etmeyelim, mineral bloğunu eksik etmeyelim. Yazın arkadaşlar, özellikle yaz mevsiminde kuşlarınızı dediğim gibi sirkeli suyla böyle bir fısfıs yardımıyla yıkayabilirsiniz. Bu da yani kuşlarınızı hızlandırır tüy değişim dönemini. Arkadaşlar onun haricinde Wilmectin diye bir ürünümüz vardı, onu tariflemiştim. Kuşlarınızda enfeksiyondan veya virüsten kaynaklı tüy değişimi de olabilir. Yani tüylerini ondan dolayı da döküyor olabilir. Ondan da mesela o dönemlerde 2 haftada bir suluklarına birer cc, 100 cc sula 1 cc damlatırsanız arkadaşlar, içerisindeki virüsü, paraziti temizleyeceği için arkadaşlar ondan tüylerinde büyük faydasını göreceksiniz. Aklıma geldiği kadarıyla arkadaşlar bu kadar. Tabii yorumlarda da sorarsanız arkadaşlar tüyle alakalı, tüy değişimle alakalı, buğday şimlendirme ile alakalı, işte mama yaptık arkadaşlar, mamamızla alakalı, verdiğimiz vitaminle alakalı arkadaşlar sorularınızı da hızlı oradan da cevaplayabilirim. Şimdi zaten kuşlarımızın yanına geçeceğiz. Kuşlarımız balkonda, bildiğiniz üzere. Arkadaşlar oradan da kuşlarımıza yaptığımız ürünleri servis yapalım. Bakalım ne yapacaklar, nasıl kuşlar nasıl mamalarını nasıl yiyorlar arkadaşlar. Onları da size gösterme adına iyi olur. Onun haricinde arkadaşlar demek istediklerim bu kadar. Şimdi hep beraber geçelim balkona. Kuşlarımıza mamalarını, sularını servis edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sularla mamaları arkadaşlar servis ettim. Şu şekilde kuşlarımıza verdik arkadaşlar. Kuşlarımız yemeye başladılar zaten direkt. Bir de arkadaşlar suları zaten akşamdan çekerseniz sabaha böyle vermek istediğiniz ilaçtır, vitamindir. Onları böyle daha sabaha kadar susayacağı için kuşlar. Pardon arkadaşlar, özür dilerim. Sabaha kadar susayacaklar için arkadaşlar daha böyle iştahlı içeceklerdir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mamalarımıza günlük verdik, taze sularını, mamalarını taze veriyoruz her gün. Onlar da bu şekilde yiyorlar arkadaşlar. Benim hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesi de mama yiyen kuşları izlemektir arkadaşlar. Mama yiyen kuşları çok severim. Bu şekilde kuşlarımız yiyorlar. Zaten diğerleri de yiyeceklerdir birazdan. Şu an biraz kameradan ürktüler galiba. Arkadaşlar az önce kuşlarımızı, tüydeki kuşlarımızı protein ağırlıklı besleyin demiştik. Tabii kastım benim bitkisel protein arkadaşlar. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Normalde muhabbet kuşlarına kesinlikle böyle süttür, peynirdir, yoğurttur, ettir. Onlar verilmez arkadaşlar, vermiyoruz. Bitkisel protein ağırlıklı mercimek çimlendirebilirsiniz, buğday çimlendirebilirsiniz. Buğday rüşeğimi verebilirsiniz, mamalarına katabilirsiniz. Arkadaşlar, marş fasulyesi çimlendirebilirsiniz. Bunlar bitkisel protein ağırlıklı beslemeye örnek arkadaşlar. Böyle hayvansal protein vermeyin kuşlarınıza.
hayvansal gıda verilmez. Yani böyle peynir, süt, bazı arkadaşlar peynir vesaire yediriyorlar. Arkadaşlar o tarz şeyleri de kuşlarımıza vermeyin. Ağırlıklı olarak bitkisel besleyin kuşlarımızı. Yani birbirlerini besliyorlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar genç ibadet kuşlarda tabii bir yuva hazırlığı var. 4 takımımızda da var. Yani birkaç haftaya, birkaç güne hatta yani çiftleşmeler başlıyor, yumurtaları almaya başlarız arkadaşlar birkaç hafta içerisinde. Onları da beraber sizlerle tabii an be an paylaşacağız. Şöyle bir genel görüntü alalım. Arkadaşlar bugünkü konuyla alakalı benim size aktarmak istediklerim bu kadar. Eğer olursa yorumlardan sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hayırlı üretimler diliyorum. Videomu izleyen arkadaşlar eğer ki abone değillerse abone olsunlar arkadaşlar. Bir de like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Hayırlı üretimler.